Herkese selam, ben Nihal. Bugün sizlere yılın ilk beğenmediklerim, benim anlaşamadığım ürünlere anlattığım bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirmede yoktur ve hiçbir kurumu, kuruluşu, markayı karalama amacıyla ya da ürünü karalama amacıyla yapılmış bir video değildir. Benim kendi deneyimlerimi içerir. Önümde 10 tane ürün var. Bu ürünlerle maalesef anlaşamadım. Bunlardan ikisini 5'te 5 videolarına da eklemiştim. Oradan tanıyacaksınız ama burada da kalıcı kalması için bırakmak istedim. Tabii ki hepimiz aynı olmadığımız için zevkimiz, tercihimiz, cilt tipimiz, yaşam tarzımız başka başka olduğu için bu ürünler hepimizde aynı etkiyi vermeyebilir. Çok sevenler de olabilir, sevmeyenler de olabilir benim gibi. Öncelikle biliyorsunuz uygun fiyatlı ürünler araştırıyorum. Size iyi bir makyaj çantası hazırlamak için, performansı yüksek ürünleri gösterebilmek için. Golden Rose'un şöyle highlighter pudraları var ikili. O kadar tozutuyor ve renk vermiyor ki kalıp gibi kalıyor. Yüzünüze koyduğunuz zaman sanki un sürmüşsünüz gibi oluyor. Ne zaman sürsem makyajım parça parça görünüyor. Ben sevmedim. Belki de ben doğru uygulayamadım. Bilemiyorum. Ya da benim cilt tipimle anlaşamadı. Aslında çok güzel düşünülmüş. İki tane farklı aydınlatıcı pudra ürün var burada. Dokusu birazcık sert. Hemen rengini vermiyor. Elimde de tekrar göstereceğim. Kalıp gibi kalıyor. Diğer rengi zaten göremiyorsunuz bile. Şöyle bir peeling var elimde. Son zamanlarda içerik üreticiler ya da influencer arkadaşlarım tarafından anlatıldığını görüyorum. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ben kendi kişisel deneyimimi anlatıyorum. Bu üründen bende de var. Bu bir peeling. Glor markası galiba. Bendeki de cherry olan versiyonu. Kupkuru bir ürün. Kokusu yoğun fakat rahatsız edici bir vişne ya da kiraz kokusu diyeyim. Biraz rahatsız ediyor. Çok fazla da yaklaştırmak istemiyorum. Şimdi alerjimi tetikleyecek çünkü. Bu ürünler genelde biraz yağ formda olur. Cildinize de zarar vermesin. Aynı zamanda nemlendirme özelliği de olsun ki bu tortular cildinizi tahriş etmesin diye. Fakat görüyorsunuz sürdüğünüz andan itibaren diyor ki ben zımparayım, senin üst tabakayı tamamen alacağım diyor. Görüyorsunuz çok azıcık kullandım. Ayaklarıma, topuklarıma kullandım sadece. Öyle beğenmediğim bir ürün olduğu sizlerle de paylaşmak istedim. Açtığım andan itibaren bile sesini duyuyorsunuz çıtır çıtır. Kazara kolunuza, bacağınıza, ayak topuklarınıza kullanabilirsiniz. Dirseklerinize kullanabilirsiniz. Fakat bacaklarınıza kullandığınızda çizersiniz ve oranın da bariyerine zarar verirsiniz. Enfeksiyonu açık hale getirirsiniz. Ben kesinlikle dokusunu beğenmedim. Aynı fiyata piyasada etkisi daha güzel olan ürünler var. Çok sert bir ürün. Her yerde mist arıyorum. Uygun fiyatlı mist arıyorum. Biliyorsunuz benim çok severek kullandığım seramikli krem bir mist vardı. Her makyaj öncesi, her cilt bakım rutininde ilk adım olarak kullandığım. Global tarafından da üretsek mi üretmesek mi diye karar verilemezken artık tekrar üretmeye başlamışlar ve bizim ülkemize de geliyor. Geçtiğimiz günlerde geldi. Instagram'dan duyurmuştum. Anında stoklar bitti ama Şubat ortasında çok yüklü stokla tekrar bütün Cosrx ürünleri Türkiye'ye gelecekmiş. Ben yine size haber veririm. Ülkemizde artık var ama maalesef ülkemizdeki gümrük vergisiydi, döviz kuru karşısında birazcık yüksek fiyatlı olarak geliyor. En son Türkiye'den aldığımda 300 lira bandındaydı. Şimdi 900 liralara satılıyor. Neyse konuyu şuraya bağlayacağım. Uygun fiyatlı mist arıyorum sürekli. Collagen by Watsons benim sevdiğim markalar arasında. Özellikle de Hydro Balance serisi en sevdiğim serilerden bir tanesi. Çok beğenirim bunu. Bir tane mist olduğunu görünce hemen sipariş ettim. Dedim ki acaba aradığımızı bulduk mu? O harika misti, uygun fiyatlı, 97 liraya satılıyordu yanılmıyorsam, o misti bulduk mu acaba dedim. Maalesef. Şöyle göstereceğim size. Bir kere içerik olarak sevdiğim şeylerin olmadığını söyleyebilirim. Rahatsız eden kötü bir kokusu var. Çok rahatsız ediyor. Kuru ciltliyseniz, egzamanız varsa, rozanız varsa kesinlikle tahriş eder. Tahriş garantili. Beğenmedim. Collagen by Watsons da bir Kore markası. Watsons'ın kendi ürettirdiği markalardan bir tanesi Global Watsons'ın. Ve bu serinin ürünlerinin çoğunu ben severim. Çok güzel. Fakat bu mistin içinde ilk sıralarda alkol var. Şimdi son sıralarda olsa belki tolere edebilirdik. Fakat ilk 5 sırada biliyorsunuz içeriğin %80 %90'ını oluşturan bileşenler yer aldığı için çok üst sıralarda. Hassas ciltliyseniz, rozalıysanız kesinlikle yakıyor ve hissi bakın az önce elime uyguladım. Yani bunun üzerine sağlıklı bir şekilde güneş koruyucu uygulayamazsınız. Bunun üzerine sağlıklı bir şekilde makyaj yapamazsınız. Şu anda sanki çok yapışkan bir şey sürmüşüm hissi verdi. Çok iyi bir şekilde çalkalıyorsunuz ürünü. Aslında güzel düşünülmüş. Boyutu da çok güzel. Seyahatlerde de taşıyabilirdiniz. Ve sonrasında yüzüme püskürtmek istemiyorum. O yüzden elime gösteriyorum. Alerji
alerjimi tetikleyecek bir koku var bunda. Çok hoşuma gitmedi. Çok büyük beklentiyle almıştım ama ben de tam anlamıyla hayal kırıklığı olduğu kesinlikle cilt bakım rutinimde kullanamayacağım ürünlerden birisi. Yakından şişesini de sizlere göstereceğim. Zevk tercih meselesi, belki sevenler vardır ya da şans vermek isteyenler vardır. Tabii ki siz bilirsiniz ama benim kesinlikle içerik olarak kullanmayacağım ürünler arasında. Elimi siliyorum. Bu his beni çok rahatsız edecek. Çünkü elinize sanki gloss sürmüşsünüz gibi çirkin bir yapışkanlık var. Sephora Collection'ın Sephora Care serisinde stick bronzerlar çıktı. Bendeki de 2 numara. Ürünün rengini çok beğendim. Kullandığım tatlı sıcaklık veren bronzerlara çok benziyor. Çok kaygan bir hissi var. Bu beni birazcık endişelendirdi. Şimdi bu kadar kolay kayarak gitmesi, siz üzerinden bir süngerle ya da fırçayla geçtiğiniz zaman ürünün yok olacağı anlamına gelebilir. Ama rengin güzelliğine bakar mısınız? Hep o kullandığımız Revolution'ın light rengi gibi, Chanel gibi, bakın görüyorsunuz. Ama hafif bir tokluk olması lazım bu ürünlerde. Tamam, bu kremsilik çok güzel fakat bir fırçayla ya da bir süngerle dağıttığınızda ürün ortadan kaybolur ya da parçalanır. Görmüş olduğunuz gibi. Süngerle de denedim, fırçayla da denedim. Maalesef ürün yüzüme oturmuyor. Halbuki çok güzel düşünülmüş. Bir de şimdi bu ürüne paranızı verdiğiniz zaman ne kadar süre kullanabilirim diye hesap ediyorsunuzdur. Bir ay gitmez. Her gün kullanıyorsanız bir ay gitmez. Ürünün tamamı da bu kadar. Denemek için ideal bir şey ama bizim ülkemizde artık ürün fiyatları ay ben bunu deneyim, seversem kullanırım, sevmezsem kullanırım boyutunda maalesef değil. O yüzden bu ürün de benim için hayal kırıklığı oldu. Rengi çok güzel görüyorsunuz. Tam bir bronzer rengi. 02 numara bu. Ben bu ürünü illaki kullanmak istiyorum diyorsanız hiçbir şekilde pudrayla sabitlemeden, çok fazla elinizi yüzünüze değdirmeden, çünkü kalıcılığı da sıfır bu ürünün, azıcık parmaklarınıza tamponlayarak uygulayabilirsiniz. TikTok'ta sürekli anlatılan, viral olan ürünleri ben de merak ediyorum ve ben de denemek istiyorum. Hatta 5'te 5 videolarının altına şunu yazmışlar. Abla sen de sürekli beğenmediğin ürünleri satın alıyorsun. İşte ben kendimi yakıyorum, siz kendinizi yakmayın diye. Almadan denemeden o ürünü beğenip beğenmeyeceğimi bilemiyorum. Make Up by Marion'un fondöteni çok fazla övülüyordu. Ben de bu fondöteni satın aldım. Duyumlarıma göre bu da Sephora'ya gelecekmiş ama artık bir zaman vermek istemiyorum. Charlotte Tilbury hala gelemedi biliyorsunuz. Bunun reklamları yapılıyor şu anda galiba. Bu daha önce gelecekmiş. Make Up by Marion'un ürünlerini denemeye başladım. Bu fondöten de çok fazla övülüyor. Çok anlatılıyor. Akşam oldu. Çenemde 2 tane kistik sivilce çıktı. Şu anda tabii ki çok güzel bir şekilde kapattım ama gölgelerini görüyorsunuz. Kistik sivilce de lanet bir şeydir. Ucu gelir gelmez derinizin altında, belki size aylarca uğraştırır. Kıpkırmızı 2 tane şuranızda resmen damga gibi belirir, durur. Eğer geçeceği varsa da geçer ama izi orada kalır. Bir senede onun iziyle uğraşırsınız. Hatta şu taraftaki geçti gitti ama görüyorsunuz izinin yansıması var yüzümde. Artık bunu açmak için uğraşacağım. Şu taraftaki de deri altında kaldı. Azelaik asitle, retinoidlerle onların artık ucunu çıkartıp ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Kistik sivilceye göre bir rutin oluşturdum. Bu fondöten bende böyle bir etkiye neden oldu maalesef. Kistik sivilceler yaptı. Daha bir kere kullanmıştım ki akşamına kistik sivilcelerim çıktı. En nefret ettiğim sivilce tipidir o. Bir daha da kullanmayı planlamıyorum. Çok da uğraşmıştım bu fondöteni almak için. 7C rengi bendeki. Maalesef okside olduğu gibi cildimi de iyi göstermeyen ürünlerden bir tanesi. Benim cildime maalesef uygun değil. Bu kapatıcıyı da tekrar göstermek istedim. 5'te 5 videolarında anlatmıştım. Hourglass markasının her ürünü çok güzeldir. Her ürünü viral olur. Bu kapatıcısını son günlerde nefret ediyorum videolarında görüyorum sürekli. Ben de aynı fikirdeyim. Hani diyorsanız ki göz altlarım kalıp gibi dursun. Her ürün çizgiye dolsun. Ben şöyle 5-6 yaş daha büyük görüneyim. Parça parça göz altlarım olsun diyorsanız bu kapatıcıyı kullanın. Resmen göz altınızın düşmanı. O kadar kalın yapıda ki süngerle dağıtıyorsunuz ancak kendine geliyor. Ne var ne yok her şeyi kapatıyor. Fakat birazcık da cilt dostu olmasın bu kapatıcı. Kuru göz çevreniz varsa, canınız, kanınız, her şeyiniz kuruduğu gibi aynada bir bakıyorsunuz. Ne yapmışım bu kadar kötü görünüyor göz altlarım diyorsunuz. Bunu alırken de acaba Natasha Denona'nın kapatıcısı gibi bir ürün mü? Çok anlatılıyor diye merak etmiştim. Anlatan herkesin daha sonraki yorumları bu ne şeklindeydi. Ben de onlarla kesinlikle aynı fikirdeyim. Elimde bir tane Notum ruju var. Üzerinde gördüğünüz şu bordoluk için almıştım. Biliyorsunuz bordo, vişne çürü rujlar bu sene yine trend olmaya başladı. Ben de en güzelleri uygun fiyatlı, pahalı fark etmeksizin size dosya oluşturmaya çalışıyorum ve piyasada beğendiğim tondaki rujları denemek için alıyorum. Bunu online'dan satın aldım. Çünkü uygulanmış şablonu görmüştüm. Orada şahane duruyor. Ama bu ruj bir geldi. Numarasını da okuyamadım. Biliyorsunuz gözümde problem var. Çok fazla okuyamadım. 08 herhalde ama anlattığım ürünleri anlattığım sırayla videonun
videonun altındaki açıklama kutucuğuna yazıyorum. Oradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Şurada bir renk görüyorsunuz. Bir koyu bir renk görüyorsunuz. Elimin üstündeki renge de bakın. Bu bununla aynı mı? Bana bunu Instagram'dan paylaştığımda ruju çalkalaman gerekiyor. Çalkaladıktan sonra uygulayacaksın denildi ki şu an ben bastırarak da uyguladım. Ruju kullandınız mı? Denediniz mi? Yanlış mı kullanıyorum? Ruj bende yok gibi cevaplar geldi. Ürün elinde olmayanlar bile fikir sahibi oluyor bazen. Gerçekten çok şaşırıyorum. Neyse ürünü çalkaladım, sıktım, bayağı sıktım. Bu gördüğünüz renk bordo mu? Bence bordo değil. Bu da benim beğenmediğim ürünler arasında. Sonrasında kat kat dudaklarımdan geçeyim dediğim zaman yamalanmaya başlıyor. Güzel durmuyor. Zaten üzerinden sürekli uyguladığınızda açıyor. Şu görüntüyü veriyor gördüğünüz üzere. Sıkarak da uyguluyorum bakın. Böyle yamalı bir görüntü veriyor dudaklarınıza. İnternetteki şablonda görünen renk kesinlikle çıkmıyor. Başka bir renk çıkıyor. Şöyle yaklaştırıyorum. Görüyorsunuz buradaki renkle buradaki renk aynı mı? Bu renk bordo mu? Bu da güzel bir renk. Belki tint gibi azıcık uygulayıp tamponlayıp kullanılabilir ama kesinlikle bordo bir ruj değil. 08 galiba numarası. Yine de kullanmak isteyenler olursa onlar için de söylemiş olayım. Yine 5'te 5 videolarında hayal kırıklığı olarak göstermiştim. Tarte'ın Maracuja blushlarını şöyle kremsi yapıda. Sadece Big Ego rengi için. Bende 2 rengi vardı. Bu renk maalesef hayal kırıklığı. Yüzünüzde grilik yapıyor. Lekelerinizi açıyor. Yüzünüze hiçbir şekilde oturmuyor. Saçınız, başınız, her şeyiniz yapışıyor zaten. Güzel bir etkisi, duruşu yok. Big Ego rengini beğenmedim. Diğer renkleri için konuşmuyorum. Bu rengi aldığıma pişman oldum. Çok güzel bir ürün değilmiş. Yazın kullanırım, tatlı bir pembelik verir diyorsunuz ama fondöteninizi kaldırıyor. Lekelerinizi açıyor. Yüzünüzde bir grilik yaratıyor. Hoşunuza gitmiyor. MAC Studio Fix All Over Pen. Daha önceden alışveriş videolarında gösterip çıktığı zaman alıp gösterip sonrasında ortadan kaybettiğim ürünlerden bir tanesiydi. Çünkü bir türlü kullanımını çözememiştim. Farklı farklı şekillerde kullanıyorum, olmuyor. Öyle kullanıyorum, olmuyor. Kapatıcı gibi kullanıyorum, olmuyor. Göz çevreme sürüyorum. Göz çevrem ağlıyor neredeyse. O kadar kurutuyor ve pul pul gösteriyor. Yüzümde o zaman belli noktalara uygulamalar yapayım diyorum. Bir türlü olmuyor. Rengini de deneyerek ben mağazadan seçmiştim. Kendi tonunuzda bir renk seçerseniz yine gün içinde turunculaştığında okside olduğunu görüyorsunuz. Şöyle kalem gibi bir ürün. Kapatıcı olarak da kullanılıyor. Fondöten olarak da kullanılıyor. Bakın böyle bir ürün geliyor. Ne kadar yüzünüzü nemlendirirseniz nemlendirin. Kesinlikle kuru cilt dostu bir ürün değil. Cilde oturmadığı gibi gün içinde çenemde pul pul duruyor ki benim çenem daha yağlıdır. Göz çevreme kazara uyguladıysam eğer göz çevrem mahvoluyor. Yakından da göstereceğim. Mantık güzel. Kalem gibi bir ürün. Koskocaman bir kapatıcı gibi düşünebilirsiniz. Fakat çok kuru göz çevreniz varsa ağlatır sizi kesinlikle. Kuruluktan ağladığınız gibi göz çevreniz hızlı bir şekilde kırışır. Ürünün bendeki etkisi maalesef bu şekildeydi. Şimdi son olarak HC Care markasının Ovex Keratin Milk diye şöyle bir sıvı durulanmayan saç kremini denedim. Bunun diğer tüpte olan Ovex versiyonu çok güzel. Bu ürünü de acaba Lush'ın Super Milk'ine benzeyen bir alternatif olabilir mi diye denedim. Kokusu en başta hiç hoşuma gitmedi. Şöyle göstereceğim. Ona zaten muadil olamaz. Bu çok sıvı yapıda. Çok da kötü bir kokusu var ama keratinli ürünler genelde böyle oluyor. Ona takılmayacağım. Alerjimi tetikleyen bir koku değil. Fakat saçlarıma bu ürünü uyguladığımda benim saç tipimle anlaşamadı. Bütün saçım, benim zaten saçım basıktır biliyorsunuz. Çok fazla düz olduğu için nemli saçıma ben bunu uyguladım. Saçımı taradım, sonra şekillendirmeye kalktığımda arka kısım sanki kurumamış gibiydi. Yağlı yağlı bir his vardı. Kuru saç tipi, saç derisine sahibim aynı zamanda. Ve bütün saçım gün içinde resmen şöyle oldu. Bu kadar yapıştı. Benim saçlarımla anlaşamadı. Kabarık saçlarınız varsa belki sizde daha başka bir etkisi vardır ama dümdüz, pırasa gibi ince telli saçlarınız varsa eğer bu ürün maalesef bizim anlaşabileceğimiz bir ürün değil. Lush'ın zaten kesinlikle muadil değil. Lush böyle bildiğiniz uyguladığınız andan itibaren saçlarınızı pürüzsüzleştirdiği gibi hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor ve krem formda o. Bütün gün sanki ıslak saç derisiyle saçlarla gezmişim gibi his verdi. O kadar ağırlaştırdı. Dayanamadım. Aynı gün saçımı tekrar yıkadım. Sevmediğim, anlaşamadığım, bir türlü doğru düzgün kullanamadığım 10 tane ürünü size anlatmaya çalıştım. Yılın ilk hayal kırıklıkları, beğenmediklerim videosu oldu. Umuyorum videom hoşunuza gitmiştir. Umuyorum sevenlerin canını sıkmamışımdır. Sizin de sevmediğiniz, beğenmediğiniz, bu yıl tanışıp hoşunuza gitmeyen ürünler varsa videonun altına yazarsanız eğer hepimize rehber niteliğinde olur. Almadan önce oradaki yorumları okuyup ona göre tercihlerimizi belirleriz. İzlediğiniz
için çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Hocam Rujum Rümen'in benim Instagram adım sürekli videonun altında geçiyor. Bu arada videolarımda anlattığım bütün ürünleri o videonun altındaki açıklama kutucuğuna anlattığım sıraya göre her zaman yazarım. Ojelerim nedir? Üzerimdeki bluzum neredendir? Küpelerim nereden? Hangi ruju uyguladım? Bu detayların hepsini de videonun altındaki açıklama kutucuğuna ekliyorum. Bakma şansınız olursa çok çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.